silahlı kuvvetler yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Eylül darbesi Türkiye'nin aydınlık geleceğini oluşturacak binlerce gencin hayatını kararttı. O isimlerden biri de Niyazi Bulut'tu. 17 yaşındayken işkencelere maruz kaldı, idamla yargılandı. Bulut yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı. Kimi idam edildi, kimi ise yıllarını cezaevinde geçirdi. 12 Eylül darbesi geride gözyaşı ve acıdan başka bir şey bırakmadı. O acıyı derinden hissedenlerden biri de İstanbul Pendik'te yaşayan Niyazi Bulut'tu. Niyazi Bulut 12 Eylül 1980 askeri darbesinin en küçük mağdurlarından biriydi. 17 yaşında fabrikada çalıştığı esnada gözaltına alındı. Bir daha özgürlüğüne kavuştuğunda hayatının en güzel yıllarını demir parmaklıklar arkasında bırakmıştı. Bulut için ilk 3 ay kabus gibiydi. Elimizde ayak parmak tekmelerle. Mesela adam böyle resmen elimin üzerine topuğuyla basıp böyle çiğniyordu. Hala bak izleri var da bak şu parmak buram kırık. Mesela iki kişinin yatması gereken bir hücrede biz 5-6 kişi kalıyorduk. Yani böyle hücrede dizüstü yatıyorduk. O dahi bana yani öyle bir dayak attılar ki çenelerim yani tutmuyordu, yemek yemiyordum. Ağzıma süt veriyordu. Hastanede işkence tedavisi görürken dahi işkence gördük. Cezaevinde manevi değerlerle de sınandı. Mesela ben kendim şahsım olarak cezaevinde bir gün ezan okudum. 15 gün hücre cezası aldım. Sultanahmet cezaevinde yine aramada Kur'an-ı Kerimlerimizi aldılar. Okumayacaksınız. Atatürk ilke ve inkılaplarını okuyacaksınız. Onları zaten biz Atatürkçüyüz. Biz zaten Türk milletçisi sevdasıyız. Yani bize Atatürk'ü siz mi öğreteceksiniz? Yani biz zaten bu vatan için mücadele ettik. İdamla yargılanan Bulut, hakkındaki iddialar asılsız çıkınca tahliye oldu. Mesela en basiti, ben mahkemede yargılanırken mağdurun birisi Niyazi Bulut beni vurdu diye ifadesi var. Savcı soruyor. Diyor ki Niyazi Bulut'u görsen tanır mısın diyor. Tanırım diyor. Hakim bağırdı şimdi buna. Mesela diyor ki Ahmet diyor. Sen dedin ki beni Niyazi Bulut vurdu. Bak Niyazi Bulut burada. Niye teşhis etmiyorsun? O da dedi ki efendim Niyazi Bulut'u ben burada göremiyorum. Çünkü kulakta duyma Niyazi Bulut diye duymuş.